Bak o denizin zevsi değil mi? Bir süre deniz iki yerde. Buraya gelmeden önce aslında bölüme olan ilgim biraz azalmıştı. Yani zorlanıyordum bölümü okurken. Teorik kısmı çok ilgimi çekmiyor. Ben daha çok böyle çalışma, arazi kısımlarını seviyorum. Buraya geldikten sonra bölüme olan ilgim arttı. Yani dünya için bir şeyler yapıyor olmak çok hoşuma gitti. O yavruları her gördüğümde daha da heyecanlanıyorum. Bu bölümü okumanıza zaten gerek yok. Yani bunu isteyen herkes yapabilir bence. Çünkü burada baştan sona bir eğitim alıyorsunuz kaplumbağalarla ilgili. Bu bölümü okumanıza gerek yok aslında. Kampımız genel olarak burada işleyen çalışma zaten gönüllüler üzerinden yürüyor. Sonuçta bir kere uzun bir alanı çalışıyoruz. 30 kilometrelik bir kumsaldan bahsediyoruz Belek üzerinde konuştuğumuzda ve bu yuvaların arazide tespit edilmesi, kaydının alınması, takip edilmesi zaman alan, efor isteyen bir süreç. Doğal olarak belli sayıları istiyor. Bunun için de gönüllü arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bunların çoğunluğu üniversite öğrencileri ve ağırlığı da, yani şart olmamakla beraber, ağırlığı da biyoloji bölümü, veterinerlik gibi bölümlerden ama mühendislik bölümlerinden gelen arkadaşlarımız da var. Hatta yıllarca bizde çalışmış. Bu bizim projemizde artık alan sorumluluğu görevinde idare etmiş arkadaşlarımız da oldu. Yani bir şart değil. Ama tabii tercih genelde, yani gönüllülerin de tercihi bu tür projelere gelirken biyoloji ve veterinerlik gibi bölümlerden ağırlıklı oluyor. Onlar tabii bunu biraz daha tecrübe anlamında değerlendiriyorlar. 4.40'da kalkıyoruz. Sabahın erken saatlerinde, gün doğmamışken. Arazimize gidiyoruz. Bazen bekliyoruz günün doğmasını ki izleri görebilirim böylelikle. Sonrasında 4-5 saatlik bir arazi yolculuğundan sonra geliyoruz burada. Kahvaltımızı yaptıktan sonra evraklarımızı giriyoruz, datamızı giriyoruz. Herkesin günlük bir işi oluyor. Yapması gereken kombin hayatta deneyimlediği. Onları yapıyoruz ve kendimize de zamanımız kalıyor. Kahvaltı! Öncelikle memnunum. Bu kamp hayatı, yani adı olduğu gibi bir kamp hayatı. Beraber yaşama çok farklı yani. Böyle günlük hayatta her gün karşılaşabileceğimiz bir şey değil. Çok farklı bir deneyim öncelikle. Biyoloji öğrencilerine çok tavsiye ediyorum. Çünkü ekolojiyi inceleme şansımız oluyor. Mesela burada biz bu kalemunu da gördük. Kertenkele de görüyoruz. Yani doğanın içindeyiz. Bir sürü böcekle, bir sürü hayvanla ve en önemlisi karatalarla. Ve bu özellikle bu Akdeniz sahil şeridinde, özellikle Antalya bölgesinde olduğu için farklı bölgede yaşayan insanların bunları görme fırsatı olmuyor. Buraya gelerek bunları görebiliyoruz yani. O yüzden tavsiye ediyorum. Hatta farklı bölümlerden kişilere de tavsiye ediyorum. Mesela burada farklı bölümlerden, mühendislikten ya da diş hekiminden olan arkadaşlarımız da var. Biz bölümdeki bilgilerimizi tabii kullanabiliyoruz ama burada da öğreniyoruz. Burada da öğretiyorlar bize. O yüzden illa da bölümden olmaya gerek yok. Herkes gelebilir, katılabilir. Kış döneminde biz genelde bahara doğru proje gönüllü duyurularımızı başlatıyoruz. Buradan değerlendirdiğimiz gönüllü arkadaşlarımızdan ihtiyaç dahilinde sayıya göre gönüllülerimizi belirliyoruz. Dönemsel olarak geliyorlar. Minimum 2 aylık bir süreç olmak üzere. Burada bizden eğitimlerini alıyorlar. Yaptığımız iş sonuçta arazide teknik bir iş. İlle biyoloji bilgisi veya veterinerlik bilgisi gerektirmiyor. Aslında bizim hep söylediğimiz, biz bir nevi iz sürücülük yapıyoruz. Yani arazide hayvanların bıraktığı izleri takip ederek gerekli tespitleri yapıyoruz. Biz tecrübelerimizi onlara aktarıyoruz. Onlara başlarında bilenler olarak liderlik ediyoruz. Onlar da gittikçe zaten tecrübe kazanarak onlar da liderler pozisyonuna doğru ilerliyorlar. Şimdi ilk gönüllüler geldiğinde zaten hani başlangıç olarak bir oryantasyon alıyorlar kampın işleyişiyle ilgili. Kampın işleyişi kamp işleri olsun olarak temizlik, kahvaltı hazırlama ve hani işleyişi yürütebilmek için gerekli işte formların doldurması, arazinin verilerinin girilmesi gibi kampın içerisinde bir işleyiş döngümüz var aslında.
Bunun sebebi komün bir yaşam içerisindeyiz, kalabalığız ve hani bunun kontrol seviyesinde olması lazım. Ki bence ileride özel bir sektörde iş hayatı için kampın iç işleyişi aslında aşırı önemli oluyor. Hani arazi boyutu ayrı bir boyut, biyoloji için ayrı bir boyut ama kampın iç işleyişi de işte özel sektörde çalışacak bir birey için iş ahlakı konusundan hani kendini aşırı geliştireceği noktada. Çünkü standart bir düzen var. Sabah kalkılır, araziye gidilir. Araziden gelince veriler girilir kampta. Sonra temizlikler yapılır. Her bir bölgeye ayrılmış ekipler vardır. Onlar temizliklerini halleder. Sonrasında toplantımız olur. Arazide ne yaşadılarsa ya da kampın içerisinde bir problem varsa bununla ilgili konuşulur. Gündem maddeleri tartışılır. Eğer bilgilendirme gerekiyorsa akademik anlamda ihtiyaç vardır. İşte kaplumbağa nezdinde, hani deniz kaplumbağasının bir özelliği kafalarına takılmıştır. O soruyu sorarlar, o soruyu anlatırız. Toplantı biter, sonra serbest vakit başlar. Artık serbest vakitte bulunduğumuz bölge Belek bölgesinde yakın alanlara gidip ya da Kadriye'de denize girip kendi vakitlerini özel bir şekilde geçirebilirler. Kampta böyle sosyal etkinlikler olduğunu görünce boz vermeye İlerideki gönüllü arkadaşlara kesinlikle böyle bir tecrübeyi yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu sadece başında da dedim, bu biyoloji veya veterinerlik bölümüne özgü bir tecrübe değil. Bizim burada hep savunduğumuz, anlattığımız genç arkadaşlarımıza bir şey var. İleride çalışma hayatında aslında bir yerlerde profesyonel olarak çalıştığınızda belki yaşayamayacağınız tecrübeyi, çalışma, iş arkadaşlığı, ortak kalabalık bir grupla çalışma tecrübesini burada edinme şansları mevcut. O yüzden bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani yurt dışından gönüllerimiz oluyor bizim. Ve bu insanlar para ödeyerek bu tecrübeyi edinmek için geliyorlar. Yani aslında akıllarındaki şey genellikle tabii ki bunu tamamen bir yardım, destek amacıyla yapanlar da var ama çoğunluğuna baktığınızda aslında bunu bir tecrübe olarak görüyorlar. Bu tecrübeye çok daha kolay ulaşma imkanına sahip Türkiye'deki arkadaşlarımız. Bunu değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bir bu tür projelere, ille burası olmak zorunda da değil ama uğramaları gerekir.